Şincik canlar Şincik. Sevgili saz arkadaşlar, ben tam saz arkadaşlar değil. Saz işi yap. Evet. Şimdi arkadaşlar, bir JavaScript framework olan, JavaScript kütüphanesi olan jQuery kütüphanesini göreceğiz. jQuery kütüphanesi olay şudur. Bizim yazmış olduğumuz JavaScript kodlarını derlemişler. Metot haline getirmişler. Metotları bir araya getirip ortaya bir framework çıkartmışlar. Ve bunu internette paylaşmışlar ücretsiz olarak. Ve zamanla üzerine eklemeler yaparak geliştirilmiş ve son halini kazanmış. jQuery'nin bir tane sloganı var. Ama şu an hatırlamıyorum. jQuery. Write less do more. Az kod çok iş anlamında bir slogan var. Az kod çok iş. jQuery. jQuery. jQuery diye isimlendirebiliyoruz. jQuery. Az kod çok kol. Az laf çok iş. Yeni bir proje açalım. jQuery kütüphanesi bakalım nasıl kullanıyoruz. New project diyorum. ASP.NET Web Application 15.06.05 14 Web jQuery jQuery OK diyorum. Empty seçili OK diyorum tekrar. Şey, Projeye sağ tıklıyorum. Add new item, HTML page, index isminde bir tane HTML sayfası ekliyorum. Yok. Yani CSS kodlarını yazmamız için bir ayrıca CSS dosyası vardı ya, Starch. Yine aynı. Script kodlarını yazdığımız başka bir JavaScript dosyası oraya da yazılabilir. Buradaki script tekrar arasında yazılabilir. Sadece yeri değişiyor. Yine aynı kodları yazıyoruz. Fark etmiyor. Biraz önce JavaScript yapmış olduğumuz işlemi aynısını jQuery yapalım. Bakalım nasıl yapıyoruz. Bir tane input ekliyorum. Tipine text diyorum. Name'inde bir şey yok. Value'su da boş. Bir şey vermiyorum onlara. Şuraya gelip adı diyorum 2 nokta. Altına bir tane daha input ekliyorum. Input yazıp taba bastığım zaman bu şekilde atıyor. Tipine buton yazıyorum. Name'inde bir şey yok. Value'sunu ekle diyorum. Altına bir tane div ekliyorum. Divinde id'sini listeliyorum. Ekle butonunun id'sine btn ekle. Tipi text olan input'un da id'sine text out diyor. Out. Hit düğüm arasına geliyorum. Bir style düğümü açıyorum. İçerisine diyorum ki id'si liste olan div'e stil vereceğim. Width'i 200 piksel, height'ı 400 piksel olsun. Background color'ı da light gray olsun. Şimdi sağ tıklayıp bir view in browser diyorum. Sayfamızı bir görelim. Şöyle bir şey. Buraya değer yazacağız. Ekle butonuna bastığımız zaman aşağıya ekleyecek. Bu işlemi jQuery yapmak istiyorum. Eğer projemizde jQuery kütüphanesi kullanmak istiyorsak jQuery kütüphanesi indirip projemize dahil etmemiz lazım arkadaşlar. Bunun için bir önce girmiştik zaten. jQuery sayfasına giriyoruz. Google'a jQuery yazıp jQuery sayfasına giriyoruz. Şurada download jQuery yazıyor. İşte bunlar hep JavaScript. Biz bu CSS'de yapıyoruz. Pıs pıs pıs. Pıs pıs pıs. Benim
bir anda işe girse. Daha ona şey query diyoruz. Aşağıda bazı seçenekler var. Biz şu 2x versiyonunu indireceğiz. Burada diyor ki download the compressed, indirilmiş, sıkıştırılmış indir. Geliştirme jQuery'si 2.2.3 sürümü. Sıkıştırılmamış indir diyor. Geliştirme jQuery'si 2.2.3 diyor. Bunların arasındaki olay şu. İkisi de aynı sürüme sahip bir jQuery kütüphanesi. İkisinde de aynı metotlar var. Birisi production sürümü, yani sıkıştırılmış. Bir tanesi geliştirme sürümü, sıkıştırılmamış. Olay şu aslında. Buradaki compressed olan boyutu daha küçük. Dosya boyutu daha küçük. Yani değişken isim verilirken 4 kelime dememişler. 4 karakter koymuşlar. Mesela 1 karakter koymuşlar diye. Bu şekilde kısaltmışlar. Bir de development var. Yani geliştiriciler için kısaltma yapmadan, sıkıştırma işlemi yapmadan metotların açık açık bir anlamlı bir şekilde yazıldığı jQuery kütüphanesi. Biz çok müdahale etmiyoruz ama müdahale edilmesi gereken yerde veya içerisinde bir metodu incelemek istediğimiz zaman jQuery kütüphanesini açıp inceleyebiliyoruz. Sıkıştırılmış jQuery kütüphanesini açıp inceleme imkanımız yok. Çünkü çok karmaşık. Her şeyi tek satırda yazmışlar. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Dolayısıyla geliştirme anında development sürümü indirilip proje geliştirirken kullanılıp proje yayınlanacağı zaman artık işlemimiz bittiğinde sıkıştırılmış compressed halini indirip uncompressed'ı kaldırıp ikisini yerini değiştirip artık zaten kullanmayacağımız için yayına geçeceği için sıkıştırılmış halini, yani dosya boyutu daha küçük olanı oraya koyup işlemine devam edebiliriz. Ama yani dosya boyutunda da şey yok, nedir onun adı? Çok bir fark yok yani, şu uncompressed 32 kilobayt bir şey, bir sıkıntı çıkarmıyor. Burası o da kalabilir. Nasıl indiriyoruz? Sağ tıklayıp bağlantı yeni sekmede aç diyoruz. Yaklaşık 9000 satır bir kod kendileri. Çok bir şey değil. CTRL A ile seçiyoruz. Sağ tıklayıp kopyalıyoruz tamamını. Projemize geliyoruz. Solution Explorer'dan projemize sağ tıklıyoruz. Add new item. Bakın şurada bir JavaScript file var. JS uzantılı. Buraya geliyorum. jQuery tire 2.2.3.js diyorum. Sürümünde yazıyorum. Ekle diyorum. Bir tane JavaScript sayfası ekliyorum. Sağ tıklayıp paste ederek buraya yapıştır diyorum. 9843 satırmış. Sıkıştırılmamış hali. Sıkıştırılmış hali tek satır. Bir satırda durmadan yazmışlar sağa doğru. Tek satır. Hiç aşağı inmedim. Mesela. Mesela arguments diye tanımlamıyorlar da değişken ismini, A diye tanımlıyorlar. O şekilde sıkıştırıyorlar. CTRL-S ile kaydedip kapatıyoruz. Ama bizim de bir işimiz yok. Sadece biz içerisindeki metotları kullanacağız. Yoksa jQuery kazan biz kepçe aram durduruz valla. Eğer arkadaşlar sayfa içerisinde jQuery kütüphanesini kullanmak istiyorsak jQuery kütüphanesini bu sayfaya dahil etmemiz lazım. Nasıl external CSS yazarken CSS kodlarını farklı bir dosyada yazmıştık. O CSS kodlarını bu sayfada geçerli olmak istiyorsak sayfayı sürükleyip buraya bırakıyorduk. Aynı şekilde jQuery kütüphanesinin veya farklı bir sayfada yazmış olduğumuz JavaScript kodlarını bu sayfada geçerli olmak istiyorsak sürükleyip buraya bırakmamız lazım heat düğüm arasına. Gelip bakın sürüklüyorum. Heat düğümün arasına bırakıyorum. jQuery kütüphanesini bu şekilde sayfamızı yüklemiş oluyoruz. Daha sonra geliyorum. Script tag'i açıyorum. Buraya kendi script kodlarımızı yazacağız. Şimdi eğer jQuery kütüphanesi kullanarak JavaScript kodları yazıyorsak arkadaşlar kullanmamız gereken bir karakter var. O da dolar karakteri. Alt GR 4'e bastığımız zaman çıkar.
dolar karakteri ben artık jQuery yazıyorum anlamına geliyor. Yani jQuery kütüphanesinden bir işlem yapıyorum anlamına geliyor. Gözlerine para büyümüş, para bürümüş bunların. Dolar karakterini kullanıyoruz. Parantez açıyoruz. Parantez açtığımız zaman diyor ki selector ver, virgül context ver diyor. Selector şu, bir eleman seç diyor. Ben ne istiyorum? ID'si BTN'e ekli olan elemana tıklandığında, yani o zaman bir olay oluşturacağım demek ki, fonksiyon oluşturacağım, tıklandığında, o zaman o elemana tıklandığım için önce o elemanı seçmem lazım. ID'yi verirsem ID'sine göre seçerim. CSS'de ID'sine göre bir eleman nasıl seçiyordum? Sharp, DS karakteriyle. Aynı şekilde çift tırnak arasında diyorum ki DS BTN'e ekle. Şu an seçmiş oldum. JavaScript'e document.get element by id deyip yazıyorduk ya. Burada bu kadar. Dolar DS BTN ekle. Bu şekilde seçiyoruz. Nokta dediğimiz zaman jQuery kütüphanesinde bulunan metotlara geliyor. Bakın buradaki bütün metotlar arkadaşlar yukarıdaki jQuery kütüphanesinden geliyor. Şu metotlar. İçerisinde click isminde bir metot var. Click metodu. Parantez açıyoruz. Fonksiyon top diyoruz. İsmini silebiliriz, kalabilir, fark etmez. Başka bir de kullanmayacaksak isim vermemize gerek yok. Başka bir de kullanacaksak verebiliriz. Kullanmayacağımız için backspace'e siliyorum, oluşturuyorum. İsimsiz bir fonksiyon. Elemanı seçiyorum. Click anında fonksiyon oluşturuyorum. Fonksiyon çalıştırıyorum. jQuery'deki en güzel olaylardan bir tanesi standart bir mantık geliştiriyoruz. Bir event ilk başta elemanı seçiyorsun. Dollar diyorsun. Elemanı seçiyorsun. ID'sine göre seçeceksen başına DS. Class'ına göre seçeceksen başına nokta. Sonra adını yazıyorsun. Eğer bir event oluşturacaksan bütün eventler metot halinde bulunuyor. Click, mouse up, mouse over, işte double click, load event vesaire bu şekilde metotlar var. Açıyorsun. Parantez açıyorsun. İçerisinde fonksiyon oluşturuyorsun. Şu seçmiş olduğun elemana tıklandığında bu fonksiyon çalışıyor. Bütün eventler de böyle. Daha sonra şu ID'si TX'de ad olan elemanın içerisinde değer almamız lazım değil mi? O zaman diyorum ki dolar ID'si TX'de ad olan elemanın içerisinde nokta diyorum while isminde bir tane metodumuz var. While. Value'nin kısaltması. Niye value yazmamışlar bilmiyorum. Var. Parantez açıp kapatıyorum. Bir diğer güzel standartlardan bir tanesi arkadaşlar. Bu elemanı seçtikten sonra içerisindeki metotları kullanırken bak, val diyoruz. Bizden bir değer istiyor değil mi while metodu. Ama ben bir şey vermiyorum. Kapatıp açıyorum. İçerisine bir şey verirsek içerisine vermiş olduğumuz değeri text box'ın içerisine atıyor. İçerisine hiçbir şey vermezsek text box'ın içerisindeki değeri bize veriyor. Şu an hiçbir şey vermediğimiz için şunu yapabiliriz. Var metin diyor. Text'te adın value'sunu alıp metin ismindeki bir değişken atıyor. Bu şekilde yaparsam while'in içerisinde hiçbir değer vermediğim için gider text'te adın içerisindeki değeri alır, geri döndürür. Oradaki değeri verir. Nasıl biz text box bir nokta text diyerek alıyoruz? Atacağımız zaman da text box bir nokta text eşittir diye atıyoruz ya. Buradaki olay da while'in içerisinde hiçbir şey vermezsen text box içerisindeki değeri verir. Buraya gelip şunu yaparsak da gider text box'ın içerisinde deneme yazar. Çoğu fonksiyonda böyle bir olay var. Burada değeri alıyorum. Biraz önce JavaScript'te yaptığımız gibi yazdıktan sonra her seferinde aşağı atın, aşağı atın eklesin diye şuraya gelip artı boşluk tek açıyorum. BRL'i kapatıyorum. Artı diyerek bir string birleştirme yapıyorum burada. Yan tarafına BR tek koyuyorum yani. Eklesin BRL aşağı insin. Eklesin BRL aşağı insin diye. Burada geliyorum. Şu ID'si list olan divimizi eklememiz lazım değil mi? Tekrar dolarla seçiyorum. ID dediğim için DS liste nokta arkadaşlar. Nokta.
Evet. Hayır. İçerisindeki tüm değerlerle değiştireceksek HTML diye bir özelliği var. HTML ile metini verirsek şöyle bir şey yapar. HTML arkadaşlar içerisini kastediyor. HTML içerisini kastediyor. Divin içerisini kastediyor. Şu aralığını kastediyor. Eğer HTML'e metini verdik ya, atıyorum oraya gelip Murtaza yazdık. HTML ekledik. Sonra gelip sırıkıntı yazdık ya, Murtaza gider sırıkıntı gelir. Altını eklemez. Bizim içerisinde üzerine ekleyerek devam etmemiz lazım. O zaman arkadaşlar append demem, iliştir dememiz lazım. Kimi? Metini. Metin? Allah. Metini iliştir dememiz lazım. Şu JavaScript'te yazdığımız aynı işlem. Şurada jQuery. Sağ tıklayıp Beaver Browser dediğim zaman yine çalışmadığını göreceğiz. Çünkü bir önceki sıkıntının aynısı. Script kodları yukarıda yükleniyor. Sonra aşağıdaki eleman yüklendiği için bu script kodları bu elemanları tanımıyor. Tanıması için ne yapıyorduk? Ya script kodlarını aşağı arıyorduk, bunlar da sonra yüklensin. Ya da body içerisindeki elemanlar yüklendikten sonra script kodları yüklensin diyorduk. JavaScript'te bunun için ne yapmıştık? Window.onLoad demiştik. Window yüklendiğinde fonksiyon oluşur demiştik. Body içerisindeki eleman yüklendikten sonra burası çalışıyordu. Eğer bunu jQuery ile yapmak istiyorsak dollar diyoruz. Parantez içerisinde document diyoruz. Document belgeyi kastediyor. Yani body'nin içerisini kastediyor. Nokta ready hazır diyoruz. Parantez açıyoruz. Bir tane fonksiyon oluşuyor. Yine isimsiz. Tap tap diyorum. My function'ı siliyorum. My function'ı. Şurada yazmış olduğumuz kodları btn ekle click kodlarını Document ready fonksiyonu içerisine alıyoruz. Sürükleyip buraya bırakıyoruz. Diyorum ki document hazır olduğunda bir fonksiyon oluşur. Bunları o zaman çalıştırıyor. Yani body içerisindeki elemanlar yüklendikten sonra, yüklendikten hazır olduktan sonra diyorum. Şimdi sağ tıklayıp Even Browser'a göster dediğimde ekliyor. Sağ tıkla, incele de. Şurada konsol ekranında bir hata göstermesi lazım. Ne diyor hatada? Mesela yani. Şuraya birkaç BR atıyorum. Şöyle. Şuraya bir tane div açıyorum. Divin klasına genel diyorum. Divin klasına genel diyorum. Klasına genel diyorum. Yanına bir tane input atıyorum. Input'un type'ına butondur diyorum. Value'suna div aç kapat yazıyorum. ID'sine de btn aç kapa diyorum. Bir tane div attım. Altına bir input koydum. Input'un tipi buton. Value'suna div aç kapat yazdım. ID'sine de btn aç kapa yazdım. Yukarıdaki CSS kodlarına geliyorum. Şu özellikleri kopyalıyorum. Kopyalama özelliği.
klası genel olan div'e CSS kodu vereceğiz. Yazdık mı şurayı? Yukarı geldim, style düğümüne nokta genel dedim. Klası genel olan elemana CSS kodu vereceğiz dedim. Çok karışık bir şey mi yaptım ya? Niye öyle baktın? Yine bir width height vermemiz lazım. 200 piksel, 400 piksel olsun. Bunları buraya koyalım. Arka plan rengi ne olsun? Mesela. Aquamarine. Ha? Aquamarine. Şimdi şunu istiyorum. Şuradaki div aç kapat butonuna tıkladığım zaman animasyonu bir şekilde şu aquamarine rengindeki div kapansın. Tıkladığı zaman geri açılsın. Kapansın geri açılsın. Kapansın geri açılsın. Yani tıkladığı zaman açıksa kapanacak. Tekrar tıkladığı zaman kapalıysan açacak. Bunun için eğer biz bu işlemi JavaScript ile yapacak olsak tıkladığımızda önce açık mı diye bakmamız lazım. Açıksa kapat dememiz lazım. Tekrar tıkladığında kapalı mı diye bakmamız lazım. Kapalıysa aç dememiz lazım. Ve bu işlemi yaparken animasyonu bir şekilde görünmesini sağlamamız lazım. Ama bunların hepsini yapan bir tane şey, query metodumuz var. O da şudur ki yine bakın document read anında bir fonksiyon oluşturmuştuk ya, içerisinde btn ekle click fonksiyonu açmıştık. Bakın şu click metodumuzun parantezine tıkladığın zaman şurayı seçili hale getiriyor. Burada bittiği anlamına geliyor. Bu bittikten sonra yine document read'in içerisindeyim. Oradan çıkmıyorum. btn eklenin click metodu bittikten sonra diyorum ki dolar IDC BTN aç kapaklı sanırım. IDC BTN aç kapaya tıklandığında bir tane fonksiyon oluştur diyorum. Amacım şu klası genel olan divi açıksa animasyon bir şekilde kapatmak, kapalıysa animasyon bir şekilde açmak. Geliyorum. Dolar klasına göre seçiyorsak ne veriyorduk? Nokta. Nokta genel yazıyorum. Klası nokta klası genel olan elemana nokta diyorum arkadaşlar. Toggle. Toggle diye bir metot var. Toggle. Söylemesi de çok güzel. Toggle. Parası açıp kapatıyorum. Toggle metodu arkadaşlar. O divi açıksa kapatıyor, kapansa açıyor. Ve animasyonu bir şekilde yapıyor bunu. Sağ tıklayıp Even Browser diyorum. Tıklıyorum. Çok hızlı yaptığı için animasyon falan görünmüyor. Şak diye kapatıyor, şak diye. Ona bakalım birazdan. Toggle içerisine geliyorum arkadaşlar. Şuraya string olarak slow yazıyorum. Yavaş yap ya, acele mi? Sağ tıklayıp Even Browser diyorum. Tıklıyorum, yavaşça gidiyor. Yavaşça açılıyor. Görüyor musun? Bu bana sıklık olarak bağlaması çok garip. Evet. İnsan bir enum yazar ya. Nereden bileyim ben ona slow olacağını. Şimdi enumun kıymetini anladınız mı? Evet. Yani düşün. İnternetten araştırırsan da güzel bir özellik. Kesinlikle yani jQuery, JavaScript en iyi öyle öğrenirsiniz. Ve yani muhtemelen herkes öyle öğrenmiştir. İnanılmaz çok kaynak var. Yani oturayım JavaScript öğreneyim diye oturduğunuz zaman illaki bir şeyler eksik kaldı. İllaki. O yüzden JavaScript öğrenme süreci biraz akışına bırakacaksınız. İllaki JavaScript, jQuery sıkça kullanmak gereken bir yer olacak. Orada şuna bir ihtiyaç duyacaksınız. Ya textbox içerisinde değeri nasıl alıyorduk ya diyeceksiniz. Gideceksiniz. How to jQuery get textbox value yazacaksınız. Daha ilk sayfada bu değeri, bu sonucu bulabileceksiniz ya. İlk sayfada bulabilirsiniz. Araştır. Artık bir süre azdan aşinalık kazanacaksınız. Ha, şöyle yapıyoruz, ha, böyle yapıyoruz diye aşinalık kazanacaksınız. En iyi o şekilde öğrenir yani. Sabahtan beri siz bir şey yapıyorum, çıkmadık. OC. Arkadaşlar, toggle diye bir metodumuz vardı ya, kapalıysa açıyor, açıksa kapatıyordu.
Hide diye bir metodumuz var. Hide metodu gizler. Sadece gizleme işlemini yapar. Show metodu da açar. Sadece açma işlemi yapar. Yine içerisinde slow diyebiliyoruz. Fade in, fade out diye bir metodumuz var. Fade in yine açar. Fade out kapatır. Gizler. Slide down aşağı doğru kapatır. Slide up yukarı doğru açar. Animasyon işlemleri var. Ha şu önemli bir özellik mesela onu görelim. Ne yapalım biliyor musunuz? Şuraya bir tane input koyuyorum. ID'si liste olan divimiz var ya. Onlara bir tane input koyuyorum. Tipine buton yazıyorum. Value'suna renk değiştir yazıyorum. ID'sine de btn renk değiştir diyor. Bu butona tıklandığı zaman kendisinin arka plan rengini değiştirmek istiyorum. Kendisinin. Butona tıklandığı zaman kendisinin arka plan rengi değişsin. Geliyorum bakın. BTN aç kapa butonunun click fonksiyonu vardı ya. O bittikten sonra hala document read'in içerisindeyim. Onun içerisinden çıkmıyorum. Sen de kapatmıyor muydu Aslı? Peki. Diyorum ki dollar ID'si BTN renk değiştir. Elemanına tıklandığında yani click anında bir tane fonksiyon oluşturuyorum isimsiz. İsmini siliyorum. Şimdi eğer jQuery kodları yazarken bu click fonksiyonu kim çalıştırıyor? ID'si btn renk değiştirir olan eleman çalışıyor değil mi? Eğer bu fonksiyonu çalıştıran elemanın kendisini kendi çalıştırdığı fonksiyonu kullanacaksanız yani bu fonksiyonun içerisinde ID'si btn renk değiştirir elemanı kullanacaksanız yine buradaki gibi ID'si şu olan elemanı seç diyebilirsiniz. Ama bunu demek yerine şunu yapabiliyoruz. Dollar this diyebiliyoruz. Yani buraya gelip this demek yerine tekrar string içerisinde id'si btn renk değişti diyebilirdik. Ama this demek şu anlama geliyor. Bu fonksiyonu çalışsaydı ama bu fonksiyon içerisinde this diye isimlendirebiliyor. Bizim formumuzda, Windows form'da this dediğimiz zaman bu form geçer oluyordu ya. Burada da şu this elemanı click fonksiyonu çalıştıran eleman hangisi ise buradaki diz onu kastır, onu kullanıyoruz anlamına gelir. Buraya diz deyince dolar içerisinde o elemanı seçiyormuşum anlamına gelir. Kendisini de seçse, yine aynısını gösterse bile bir şey değişmez. Diz diyorum. Kendisinin arka plan rengini değiştireceğim. Arka plan rengi yani stil özelliği değiştireceğim. CSS. CSS diye bir metodumuz var. CSS diye bir metodumuz var. Parantez açıyorum. Bakın diyor ki ney? Virgül value. CSS özelliği de tamamen Xbox'ın value gibi şu while metodu gibi çalışıyor. While metoduna hiçbir şey vermediğiniz zaman içerideki değeri getiriyordu. While metoduna bir değer verdiğimiz zaman o değeri Xbox'ın içerisine atıyordu ya. CSS de böyle. Sadece name'ini yazarsanız o name'in değerini getirip atıyorum bir tane butonun arka planını almak istiyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz. Çok yaşa. Buraya gelip background color dersiniz, değeri vermezsiniz. Bize gider o eleman background color özelliğini değerliyor. Ama hem özelliğin adını hem de değerini verirseniz o özelliği o değeri atar. Şöyle ki tırnak açıyorum. Background tire color CSS'de nasılsa ismi aynı şekilde yazmamız lazım. Virgül red diyorum.
Background tire color virgül red diyor. Sağ tıklıyorum. Ha şurada virgül red yazmasaydı CSS'de bu elemanın CSS'lerinden background color'ın değerini alıp bir değişken atabilirdi. Ama virgül red yazdığım için şunu demiş oluyorum. Bu elemanın CSS'lerinden background color özelliğine red değerini at demiş oluyorum. Sağ tıklayıp View Browser diyor. Tıklıyorum. Bakın kendisine arka plan rengi kırmızı oluyor. Her tıkladığımızda maskeyi buradan kırıtabilir mi? Ben de bunu bekliyordum. Random renk. Evet, üretebiliriz. Güzel bir soru. Volkan diyor ki her tıkladığımızda rastgele bir renk üretsin, onu yazsın. O renk olsun arka plan rengi diyor kendileri Volkan Beyler. Şimdi arkadaşlar şunu yapabiliyoruz. Biz normalde gelip CSS kodlarında background color işte aqua marine olsun deyip listeden seçiyoruz ya. Farklı renk verme seçenekleri var. Birincisi buydu. Hep listeden seçiyorduk. İkincisi diyez diyerek buraya gelip bir renk kodu verebiliriz. Atıyorum. 0000 veriyorum. Siyah. Böyle yaptığım zaman arka plan rengi siyah oluyor. Simsiyah. Siyahın renk kodu 6 tane 0. 00 FF verdiğimiz zaman da green mi oluyordu, bir şey oluyordu. Yeşil oluyor. Bu şekilde bir şey. Böyle bir şey verebiliyoruz. Bir de arkadaşlar uluslararası bir şey var. Geç bu uluslararası. RGB diye bir renk verme stili var. RGB arkadaşlar red, green, blue'dan geliyor. Kırmızı, yeşil, mavi. Bir fonksiyon gibi çalışır ve içerisinde 3 tane parametre alır. Yalnız bu 3 parametre 0 ile 255 arasında olması lazım. Yani 175 virgül 12 virgül atıyorum 100. Yani kırmızının değeri 175 olsun, yeşilin değeri 12 olsun, mavinin değeri 100 olsun diyorum. Bunları karıştırıyorum, ortaya bir renk çıkartıyorum. Böyle bir renk çıktı. Hepsini 255 verirsek. Beyaz. Hepsini 0 verirsek o zaman siyah olması lazım. Hocam çünkü zaten bunun aynısı şeye 16'lık sistemi dönüştürülmüş halde. Aynen öyle. Bu şekilde değer verebiliyoruz. Bakalım bu neymiş? Bu da mı? Böyle isimler değerle verebiliyoruz. Şimdi bu butona her tıklandığında rastgele bir renk atamasını istiyorsam, eğer ben JavaScript kodlarıyla 3 tane rastgele sayı seçtirebilirsem bu işlemi sağlayabilirim diye düşünüyorum. Ama şu an mesela JavaScript'te nasıl rastgele sayı seçtik hatırlamıyorum. Gidiyorum. Bunları biraz kapatalım. Diyorum ki how to jQuery random how to generate random number jQuery. W3C kursa çıktı. Try it yourself diyelim. Metaş.random dersen rastgele bir sayı üretir diyor. Try it dediğimiz zaman böyle bir sayı üretiyormuş. Ama bize böyle bir sayı olmaması lazım. Bizim sayımız 0 ile 255 arasında bir sayı olması lazım. Random'a değer verilebiliyor mu acaba diye düşünmeden edemiyoruz. Başka bir şeye bakalım. Between iki variables demiş. İki değer arasında demiş. Zaten Stack Overflow yazılımcıların sitesidir. Sizin de öyle olacak. Min number eksi 100. Max number'a 40 demiş. İki tane değişken tanımlamış. Demiş ki random number from range demiş. Böyle bir fonksiyona iki tane parametre göndermiş. Gelmiş kendisi bir tane fonksiyon yazmış. Bu fonksiyonda metaş.floor demiş. Metaş.random çarpı
max eksi min artı 1 kapatmış artı min demiş. Rastgele bir sayı seçmiş. Bu da bir yuvarlama kremi. Evet, yuvarlama. Başka bir şeye bakalım. Metaj.random demiş. Çarpı 6 artı 1 demiş. Diyor ki 1 başlangıç numarasıdır. 6 da bitiş numarası mıdır diyor. Ha? Between 1 and 6. Evet. 1 ile 6 arasında rastgele bir sayı seçer bu diyor. O zaman şunu yapabilir miyiz? Geliyorum. Var. R eşittir. Hatta red diyelim. Eşittir. Metaj nokta floor yuvarla. Metaj nokta random parantez açıyorum. Ne yapmıştı? Çarpı 0 ile 255 arasında olacak ya. 255 diyorum. Artı 0. 0 ile 255 arasında rastgele bir sayı seçiyorum. Buraya at. Var. Green eşittir diyorum. Aynısını tekrar yapıyorum. Muhtemelen kalmıyordu. Dolayısıyla biz yazmayalım. Başlangıç direkt sıfır alıyorduk zaten. Var. Blue diyorum. Eşittir. Bir daha sıfırla 255 arasında değer seçtiriyorum. 3 kere 0 ile 255 arasında değer seçtirip 3 farklı değişkeni atıyorum. Buraya da gelip diyorum ki RGB parantez kapatıyorum. İçerisine şu değişkenlerin değerlerini vermemiz lazım, değil mi? Geliyorum. Artı red. Virgül artı green artı virgül artı blue diyorum. Şu şekilde RGB yazıyorum. İçerisine parantez açıyorum. Red'i veriyorum. Sonra bunu virgülle birleştiriyorum. Green yazıyorum. Virgülle birleştiriyorum. Blue yazıyorum. En son RGB'nin parantezini kapatıyorum. Her tıklamasında 3 tane rastgele sayı seçtirip bunlara 3 tane değişken atıyorum. Bu 3 değişkeni de buraya veriyorum. Bakalım yapabilmiş miyiz? Gri verdi, biraz daha koyu verdi, kahverengi verdi, yeşil verdi. Her tıkladığımızda rastgele bir renk seçip onu atıyor. Anlaşıldı mı? Var mı burayla ilgili sormak istediğiniz bir nokta? Eğlenceli mi jQuery? Yani işte. Ha? Vallahi giden geleni aratıyorum. Kimi arıyor? Gelen giden aratıyorum. Kimi arıyor? Şey yazık var mı hocam? Yani konu atlayınca bir öncekini arıyorsun. Bu tarafa atlayınca büyüyor ya zaten. Lightbox. Lightbox'ın kendi şeyleri var. Kodları var. Onları eklemek lazım. Direkt şeyin içerisinde yok. Şeyin içerisinde yok. Ya da var da ben bilmiyorum yani. O konuya çok hakim değil. Lightbox'ın ama kendi bir şeyi var. JavaScript sayfası var diye biliyorum. Lightbox diye bir site var hatta. Şey mi? Resme takıyorlarımızda büyüyor, evet. Arkadaşlar şey oluyor. Aynen öyle. Bunun gibi bir şey. Biraz başlaşmamış. Bu Bootstrap 3 Lightbox diyor. Mesela demiş ki burada bir tane A koymuş. Data toggle özelliğine lightbox vermiş.
dolar ID'si mylink olan elemana EcoLightBox demiş, option demiş. EcoLightBox nereden geliyor bu? Böyle bu arada. Ne yapıyoruz hocam? Araştırıyoruz. Şu EcoLightBox Lightbox Color'daki Lightbox'ın kendi JavaScript kodlarında bulunan bir şey. Bakın. Nerede? Bakın ecolightbox.js diye bir şey var. Şu adrese gidersek burada JavaScript kodları var. EcoLightBox bir fonksiyon. Yani Lightbox'ın kendi bir JavaScript kütüphanesi var. Burada kullanılıyor. Ona dahil edersek kullanılabilir. Direkt menü jQuery içerisinde yok diye biliyordum. Öyleymiş.